Mehmet Şahin abimizi buralara getiren olay. Özlem, ata yurdu özlemi, geçmişin özlemi. Bakın bugün eğer çocuklarımız bize isyan ediyorsa, eğer torunlarımız bizim yolumuzdan gitmiyorsa, dede baba sen eski kafalısın diyorlarsa, bunun temelinde özden kopma var. Nerede Mehmet? Mehmet Şahin nerede? Tamam tamam. Tamam. Öbür yeğenin Mehmet. Ha buradasın değil mi Mehmetciğim? Özden kopma var burada. Bakın yeniden dirileceksek, yeniden ayağa kalkacaksak, silkineceksek bir tek çaresi var. Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmak. Kur'an, efendim biz Kur'an okuyoruz. İşte biraz önce Mevlid dinledik. Doğru. Peki Bektaşi'ye soruyorlar. İslam'ın şartı kaç? Bir diyor. Kızıyorlar ya biz seni gerçekten bilgili, dindar, zahit, alim biri biliyorduk. Bu kadar cahil olduğunu bilmiyorduk. Beyler darılmayın diyor. Savunla selatı biz kaldırdık. Haçla zekatı siz zenginler kaldırdınız. Dilimizde bir kelime-i şehadet kaldı diyor. Ben de diyorum ki eskiden hava gürlerdi. Hava gürlerken kelime-i şehadet getirirdik. Korkarım o da unutuldu. Hadi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Maalesef, maalesef bu hale geldik. Benliğimizi, kimliğimizi, aslımızı, asaletimizi maalesef kaybettik. Bin yıllık tarihimizi, bin yıllık benliğimizi maalesef kaybettik. Nereye gittik? Bir hadis-i şerifte. Kur'an'ı kaldırırsanız raf'a, dönerseniz başka tarafa Allah belanızı aranızdan verir. İmza Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı kaldırdık raf'a, okunuyor, cenazelerde okunuyor. Okunuyor, mevlitlerde okunuyor, camide okunuyor. Hayatımızda üç sahabi Ayşe annemize müracaat ediyorlar. Efendim biz Resulullah'ın yaşadığı gibi yaşamak istiyoruz. Birisi diyor ki ben gece sürekli ibadet etmek istiyorum. Diğer birisi diyor ki ben hep oruç tutmak istiyorum. Ayşe annemiz biraz da sitemvari. Siz Kur'an okumuyor musunuz sahabe-i kirama? Allah'ın Resulü yaşayan Kur'an'dı. Kur'an'ı yaşıyordu Allah'ın Resulü. Peki bizim yaşantımızda Kur'an'da ne var? Bektaşi'nin dediği gibi işte. 60'tan sonra camiye yöneliriz. Gençlikte cami nedir, cemaat nedir, din nedir haberimiz olmaz. Tabii pırıl pırıl eli Kur'an'lı, göksü imanlı gençliğimize sözümüz yok. Onlarla onur duyuyoruz. Ve yaş 60'tan sonra elin kötülüğe yetişemiyor. Artık ya kocaman adam oldu, hacca da gitmedi, namaz da kılmıyor desin, demesinler korkusuyla. Eh yavaş yavaş, hayır. İslam yaşlandıktan sonra değil, büluğ çağından sonra başlanır. İslam'ın emirleri insanın hayatındadır. İşte hayatımızda İslam'dan ne var? Eh namaz. Tadili erken kaç yerde, kaç kişi bilir? Sev secde nerelerde yapılır, kaç kişi bilir? Kaçta kaçımız Kur'an okumasını bilir? Kaçta kaçımız Kur'an'ın manasını bilir? Yol uzun dedik. Hemen şu silah-ı rahim. Efendimiz döneminde hocam, camimizin hocası farklı bir rivayeti anlattı. Ben de bir başka rivayetle sohbetime nokta koyacağım. Çünkü yolumuz virajlı ve uzun. Daha sonra izninizi alacağız. Bu yıl malum rahmeti ilahiye geç geldi. Onun takdiridir, zamansız yağdı. Mahsul özellikle Konya ovamızda oldukça düşük. Yani yarının altında. Peki ne yaptık da bunlar bizim başımıza geldi? Neden Allah'ın rahmeti mi yok, haşa? Neden vermiyor? Bir gün yine kuraklık olduğu zaman rahmet duasının vaktidir. Biz biraz önce öğle kıldık, biraz sonra ikindi kılacağız. Ne demek bu?
öğlenin vakti o zaman da, ikindinin vakti de işte yaklaşık 1,5 saat sonra. O da rahmet duasının vaktidir. Rahmet yağmıyor. Efendimiz şöyle Medine-i Münevvere'nin yakın bir semtinde rahmet duasına çıkıyor ama rahmet yağmıyor. Allah'ın Resulü ister de Yüce Allah rahmetini vermez mi? Tabii yüksek bir yere çıkıyor Efendimiz. Aranızda silahı rahmi keseniniz var mı? Varsa derhal burayı terk etsin. Bir genç o meclisten ayrılıyor. Teyzesi veya halasıyla sorunlular imiş, kırgınmış. O genç oradan ayrılır ayrılmaz. Hacca giden, umreye giden kardeşlerimiz bilir. O mübarek yerlerin rahmeti çok farklı. Böyle bardaktan boşalırcasına, bardaktan boşalırcasına bir rahmet. Hemen tabii buradan ne çıkıyor? Geçenlerde ben de elhamdülillah dağlıyım. Geçenlerde dağ köyündeyiz. Kendi köyümdeyim. Rahmet duasına çıkıldı. Hoca bulamamışlar. Bize mikrofon verdiler. Biz hoca falan değiliz de işte Abdurrahman Çelebi hesabı. Mikrofonu aldım. Bakın dedim. Eğer rahmet duasına geldiyseniz ayağa kalkacaksınız. Bir. İki. Bir kucaklaşacaksınız. Üç. Bir hellallaşacaksınız. Ondan sonra başlayalım. Hadi buyurun. Onlar bana bakar, ben onlara bakarım. Rahmet duası yapıldı. Çok değerli hocalarımız vardı. Oradan ayrıldık. Ayrılırken şöyle Allah yüzümüze birazcık tükürdü, affedesiniz. Hafifçe bir tisedi geçti. Karşıda ben konuşma yaparken traktörlerin gelip gittiğini gördüm. Çıkışta sordum. Nedir? Karşıda traktörler vardı, dönenler vardı harman yerlerinde, bahçelerde, tarlalarda. O öbür muhtarın taraftarları dediler. Biz de sözüm ona rahmet duası yaptık. Oldu mu bu? Bakın Efendimiz dönemindeki rahmet duasının tecellisini anlattım. Efendimiz ister de Yüce Allah vermez mi Celle Celaluhu? O genç orada bulunduğu için Allah rahmetini bile kesiyor. Allah'ınızın aşkına işte Ramazan'a geldik ve bayram idrak edeceğiz. Kadir gecesi idrak edeceğiz. Ne olur? Küskünlükleri, kırgınlıkları, dargınlıkları bir ortadan kaldıralım. Bir kardeş olalım. Bakın İslam kardeşliği. 1,5 milyar İslam dünyası. İslam kardeşliği. Anadan babadan değil, İslam'dan kardeş. Peki neyi bölüşe? Bırakın onu. Ben kendi cemaatimden iki kardeşi barıştıramadım. Dahasını söyleyeyim, babasıyla küs olarak öleni biliyorum. Ne hale geldik? İşte Kur'an'ı kaldırdık raf'a. Mevlid-i Şerif olursa, cenaze olursa, bir dini tören olursa Kur'an okunur. Onun dışında Kur'an'dan hayatımızda hiçbir şey yok. Ondan sonra da Müslümanız biz de elhamdülillah. Neremiz? İslam bizim dilimizde. İslam'ın biz sadece edebiyatını yapıyoruz. Sadece. Özümüzde İslam yok. İslam'ı yaşamıyoruz. Efendim ben burada keşke vaktimiz olsaydı. Hamzalarda 1-1,5 saat konuşuyor idik. Ama yolumuz uzun. Sanırım Mehmet abi bir de mezar ziyareti dedi. Ben buradan her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Özellikle muhtarımı. Muhtarımın sponsorları var. Bir plaket herhalde takdim edilecek. Ben mikrofonu Mehmet kardeşime devredeceğim. Ve hepinize bura teşrifinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ama inşallah Allah emanetini almaz. Sağlığım müsait olursa gelecek yıl bu gördüğünüz 1800 yıllık tarihi çınarın altında 2000 kişilik burada güzel bir platform ahşaptan, perforjeden ve çevre düzenlenmesi yapılmış, buralara gül ekilmiş ve güzel bir mekan olarak aynı yerde sizlerle beraber olmayı Allah'tan temenni ediyorum. Tekrar
11 ayın sultanı, af ayı, rahmet ayı, bereket ayı, Ramazan ayının ve şu toplantımızın ki manevi bir toplantı bu. Gerçekten çok ulvi bir amaçla bir araya geldik. Çünkü Sıla-i Rahmi burada yad ediyoruz. İnşallah gelecek yıl beraber olmak ümidiyle şimdiden Ramazan ayınızı, Kadir gecenizi ve bayramınızı kutluyorum. Ve inşallah bundan sonraki günlerde beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi üç ihlas bir Fatiha'ya, tüm peygamberlerin, evliyanın, enbiyanın, müminat, müslümanatın ve hasaten vatanı, namusu uğruna canını, kanını feda etmiş tüm şehitlerimizin ve hasaten eserleri kesilmiş, nişan taşları yıkılmış, arkalarından Fatiha gönderecek kimseleri kalmamış, bana da bir Fatiha yok mu diye inleyen, kabir azabı çeken ehli imanın ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Yapılan Kur'an-ı Kerim hatmi ve tevhid hatimlerinin için, duası için Mevlüt Bayram Hocam buraya davet ediyorum. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil müttegin. Vela udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdini vehdina vefikni vefikna ilel haqqi ve ila tariqi müstakim. Bi hurmetil Kur'anil azim ve bi hurmeti hatmil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti seyyidina al-mursalin va'fu anna ya kerim va'fir lana ya rahim bi fadlika ve cudika ve keramika ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. Habbelerden kubbelere, zerrelerden kürrelere yaratan yüce Allah, elimizi semaya değil rahmeti ilahiyene kaldırıyoruz. Sana el açacak elimiz, yalvaracak dilimiz, niyaz edecek kalbimiz kalmamış. Kalbimiz kararmış, günahımız çok. Ancak rahmetin ve rahman ismin karşısında günahımızın hükmü ve eseri yok. Rahmetine ve rahman ismine sığınıyoruz. Sen bizleri boş çevirme ya Rabbi. Cennetine dahil eyle. Cemaline müşerref eyle. Günahlarımızı af eyle. Rahmetine dahil eyle ya Rabbi. Adaletinle değil, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, isyankarız, günahkarız. Sana isyan ediyoruz. Hata yapmaya devam ediyoruz. Ancak senin yüce kapından başka gidecek bir kapı yok. Ramazana birkaç gün kala rahmetine sığınarak, Rahman ismine sığınarak elimizi semaya değil rahmetine açıyoruz. Sen boş çevirme ya Rabbel Alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinden ve tevhid hatimlerinden hasıl olan sevabı, peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam, ahiri bizim peygamberimiz Muhammeden'il Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem arasından geçen bilcümle peygamberlerin, evliyanın, mümin müminat, müslim müslümanatın ruhlarına hediye eyledik. Ruhlarını şad eyle. Hasaten Hazreti Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar geçen tüm peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Peygamberimizin aziz, mübarek ve mücella ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen kabul buyur ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbi.
Peygamberimizin aziz, latif, mübarek ve mücella ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen şefaatine nail eyle ya Rabbel Alemin. Peygamberimizden bu ana kadar geçen evliyanın, mümin, müminat, müslüm, müslümatın ruhlarına hediye eyledik. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ve hassaten vatanı, namusu, gençliği ve değer yargıları üzerine gençliğine feda eden şühedanın ruhlarına hediye eyledik. Tüm şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Şefaatlerine nail eyle. Mekanlarını âli eyle. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ve hasaten bu diyarlardan gelip geçen